Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün geçen ay yayınlanan bu ticari fiber kablolarla Singapur'da ilk kuantum anahtar dağıtımı projesi üzerine, haberi üzerine bir şeyler konuşacağız. Haberin kendisine quantumla.org, bu Center for Quantum Technologies'in sitesinden erişebilirsiniz. 10 kilometrelik fiber üzerinde saniyede 109 bitlik bir kuantum anahtar dolanıklık tabanlı kuantum anahtar dağıtımı gösterimi söz konusu. Bu ilgimizi çekti. Biz de Türkiye'den bu alanda çalışmakta olan ve bu konuda bilgi sahibi olan bir hocamızdan bunun aslı astarı neymiş, arkasında nasıl bir şey yatıyor, Türkiye olarak bunun neresine yer alabiliriz diye bir röportaj talep ettik. Kadir Hoca sağ olsun bizi kırmadı. Şimdi o röportaja geçiyoruz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam bizimle Özyeğin Üniversitesi'nden Doktor Kadir Durak hocamız bizlerle birlikte olacak. Kendisi aynı zamanda Qubitrum firmasının kurucusudur. Singapur'da bulunan Center for Quantum Technologies tarafından yayınlanan kuantum anahtar dağılımı ile ilgili bir haber yayınlandı kısa süre önce. Hocamızla o haberi konuşup tartışacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet. İsterseniz başlayabiliriz hemen. Tamam, kendimden bahsedeyim isterseniz biraz. Ben Tabii ki National lütfen. University of ODTÜ mezunuyum, 2009. Aynı yıl doktoraya başladım Singapur'da. National University of Singapur'da fizik bölümünde. Bitirdikten sonra da Center for Quantum Technologies'de 3 sene bu kuantum anahtar dağıtımı ile ilgili işlerde çalıştım. Ondan sonra 2017 Haziran'da zaten Türkiye'ye döndüm. Ondan sonrasını söyledim zaten. Özel Üniversitesi işte. Ve Qubitrum. Evet. Hocam bize yayınlanan haberle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz önce? Bu aslında benim ayrıldığım zamana denk gelen bir işin çıktılarından bir tanesi o yayın. Orada işte bu lokal GSM operatör, yani yerel GSM, bizim Turkcell gibi bir şey gibi düşünebiliriz. Singtel isimli bir GSM operatörü firma, National University of Singapore'la bir corporate lab kurup onu fonlayıp oradan çıkacak ürünleri, fikri mülkiyetleri tabii firma tarafına kalacak. Bu şekilde bir anlaşma yapıldı. 42 milyon dolarlık bir yatırımdı bu. Orada işte yine üniversite bünyesinde araştırmacılar çalışacak, işte postdoktorlar ve PI'ler olacak, yani hocalar olacak başında projelerin. Fonlaması Singtel tarafından yapılacaktı. İşte bu da o projenin çıktılarından bir tanesi. O şeydeki ilk versiyonda da benim de imzam var aslında şeyde. Bu NUS Singtel Corporate Lab anlaşmasında. Ama sonradan tabii döndüm ben Türkiye'ye. Oradan ayrılmış bulunduk. Orada yapılan işlerden bir tanesi. Aslında sadece bir tek kuantum anahtar dağıtımı değil, birçok farklı teknoloji üzerine çalışılıyor orada. Bunlar arasında rastsal sayı üretici var. Bu GSM operatörlerinin sağlam bir rastsal sayı üreticinin ihtiyaçları var ve hızlı. Bu rastsallık da genelde şu an günümüzde şeyle karşılanıyor. Bu pseudo random number generator denilen, hani nasıl çevirebiliriz? Ya, tam rastsal da değil de işte biraz rastsal dediğimiz, işte bu bilgisayarların çiplerinin sıcaklığı ya da işte oradaki atomik saatlerin şeylerindeki ne denir? Farklı fazlardaki böyle ince hassas belli bir dijitten sonraki değerlerine bakarak elde edilmiş rastsal sayılardan elde ediliyor. Bunlar kullanılıyor ama burada şöyle bir problem var. İşte bu seed, yani kaynak şey oluyor. Çekirdek rastgele sayılar oluyor. Ondan sonra bunu bir algoritmayla karıştırıp uzun bir bit serisi elde ediliyor. O da rastsal sayılar kullanılıyor ama bunlar kırılabiliyor. Biraz uğraşıldığı zaman üzerinde kırılabiliyor. Artı manipüle edilebiliyor. Yani sıcaklık vesaire gibi değerlere bağlı olduğu için. Ama kuantum rastsal sayılatıcı yaptığınız zaman bu tamamen vakum, kuantum vakum dalgalanmalarıyla böyle çok tahmin edilemez bir davranış olduğu için, entropi kaynağı bu olduğu için çok sağlam bir rastsal sayılatıcı var. Asıl bu rastsal sayılatıcı projesidir. Ama aynı zamanda anahtar dağıtım üzerine de fonun bir kısmı harcanması konuşulmuştu. Bu bahsettiğiniz makale onun çıktılarından bir tanesi. Evet. Tamam. Teşekkürler hocam. Birkaç sorumuz vardı. İsterseniz onları size sorabilirim. Tabii ki, buyurun. Tamam. Hocam bu işin üstüne koyacak deneyleri yapmak için nasıl bir know-how lazım?
fizik, elektronik alt dalları vesaire ve bu Türkiye'de var mı? Burada yani kendi başına bir dal bu. Hani bunun başka alanda çalışmış birinin gelip burada devam edebilmesi biraz zor. Optik olabilir. Optik alanında çalışmış birileri belki burada biraz hani o tecrübesini kullanabilir ama kuantum optiği deneylerinde daha farklı önlemler alınması gerekiyor belli durumlarda. Mesela tek fotonlar çalıştığınız için arka plandaki ışığı öldürmek ya da çok azaltabilmek hayati önem taşıyor. Yoksa o hani sinyal gürültü oranı çok küçük değerlerle deney yapıyorsunuz ve oradan bir yayın da çıkmaz, işte bir ürün de çıkmaz. Dolayısıyla belli hassasiyetler var bu deneyleri yaparken. Onlar da kuantum optik laboratuvarlarında geliştiriliyor ve maalesef bunun bir kitabı, bir dersi, bir şeyi yok yani. Bu biraz usta çırak gibi. Gidiyorsunuz, işte orada postdoktor oluyor, tecrübeli PhD öğrencileri oluyor, bir de hoca oluyor. Onlara sonra sonra ya hata yapa yapa, işte saçma işler yapa yapa doğrusunu öğrenme şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla biraz know-how burada çok kritik bir kelime yani tabir. Çünkü çok fazla kitaplardan bir yerlerden okuyup telafi edilebilecek bir bilgi, tecrübe değil. Dolayısıyla o laboratuvarlara ihtiyaç var. Bu laboratuvarlar Türkiye'de var mı? Var. Birkaç böyle grup grup şeyler var, üniversiteler var bu işlerin çalışıldığı ama direkt kuantum anahtar dağıtımı üzerine bildiğim kadarıyla yok bu alanda çalışılan. Varsa da ben şu an kaçırmış olabilirim, onu da belirteyim. Ama bu işte mesela örnek veriyorum, kuantum dağıtıların o tek foton özellikleriyle çalışan bir hocanın laboratuvarından çıkmış öğrenci buraya hızlıca adapte olabilir mesela. Dolayısıyla aslında az olsa da var, mevcut. Ama problem şu oluyor, bir projeyi burada öğrencinin uzun süre devam etmesi öncesinde mesela belli altyapı gerektiriyor. Yoksa işte aldığınız öğrenci çok harika, motivasyonu yüksek bile olsa sıfırdan başlıyor. Bu kötü gibi kötü bir şey de değil ama bir süre sonra onun sizden yani işte birilerinden topladığı bilgi, tecrübeyi başkasına aktarıp sonra gitmesi lazım. Yani orada bir şey var hani faz farkı gibi var. Hani iki pi'yi doldurduktan sonra gittiği zaman o kötü oluyor. Yani ondan sonra sıfırdan tekrar başlıyorsunuz. Normalde evet, bu evet. Dolayısıyla bu altyapı gerekiyor ve çok şey pardon bilgi tecrübe gerekiyor. Yani insan gücü gerekiyor. En önemli yatırım bu. Aslında kuantum teknolojileri çok pahalı deneyler değil. Bilinen aksine çok böyle aşırı pahalı deneyler. Mesela Katar fiziğinde falan işte bir MBE cihazı alıyorsunuz. 1,5 milyon dolar falan. Yani bizim öyle şeyler yok. Küçük küçük komponentlerden. Dolayısıyla burada hani asıl para gerektiren mevzu ya da ne diyeyim para demeyeyim de en değerli gerekli element insan gücü orada Türkiye eksik diyebilirim açık bir şekilde. Onun dışında tabii bütçe, bu mesela bahsettiğim gibi 42 milyon dolarlık bir bütçeydi. O yayının yapıldığı fonlama mekanizması. Yani bu biraz tabii kapsamlı bir şey. Daha küçük versiyonlara da yapılabilir. Aslında bu paralarda birçok kanaldan elde edilebilir Türkiye'de. Yani yapılamaz diyemem. Yani aslında daha çok master doktor öğrencilerine ihtiyaç duyuluyor diyelim, değil mi? Yani aslında bu genel bir soru. Sadece bu kuantum teknoloji için değil. Yatırım insan gücüne yapılır. Yani evet. Betona işte yani binaya enstitü kurduk falan ya da ne bileyim laboratuvar kurduk, optik masalar. Bunlar yapılır, edilir. Onlar sorun değil ama insan gücü böyle birden olmuyor. Yani o CQT mesela Center for Quantum Technologies 2007'nin sonunda kuruldu, 2008'de. 10 yıllık bir projeydi. 147 milyon dolar bütçesi vardı. 147 yani 147 daha verebilir, harcanabilir ama 10 yıl beklemek zorundasınız. Yani böyle bir durum var. Evet. Dolayısıyla ekosistemin oluşması lazım orada. Hani bu şeye benziyor. 3-5 ağaç dikmekle orman olmaz. Orada bir ekosistem lazım. Sincabı lazım, yılanı lazım vesaire. Evet. Ondan bahsediyorum. Yani o ekosistemlerin en değerli şey insan gücü. Ona yatırım yapılması lazım. Peki hocam, sizin üniversitede şu an yani başkalarının yerine kendimi koyarak soruyorum soruyu. Lisans öğrencileri sizin laboratuvarlara gelip tecrübe kazanabiliyorlar mı? Ya sonrasında belki master öğrenciniz olur, doktor öğrencileri olur falan. Öyle imkanları olabilir mi? İmkan var. Aslında bizim yani öğrenci için imkan, bizim için ihtiyaç aslında. Dediğim gibi hani projeye başladığı zaman sıfırdan başlamamış olsa çok iyi olur bizim için. Bunun için de lisans derslerinden benim verdiğim derslerde laboratuvar kısımları yapıyorum tabii. Yani laboratuvarda belli tecrübeler edilsin istiyorum. Hani bizimle çalışmasa bile bunu birilerinin öğrenmesi, ekosistemin oluşmasının önemli. O yüzden böyle bir şey. Bitirme tezi projeleri var. Onlarda da yine aynı şekilde. Farklı üniversitelerden de staj
stajyer öğrenciler geliyor. Onlar da staj yapıyor. Şu an tabii fiziksel olarak gelemiyorlar. Daha online oluyor ama bayağı bir staj öğrencisi de mezun oldular bu tarafa. Çok güzelmiş. Teşekkürler hocam. Diğer soruya geçeceğim. Kaç kişilik ekip, ne kadarlık bütçe gerekiyor? TÜBİTAK bu bütçeyi sağlayabilir mi? Bu bahsettiğimiz yayın için değil mi? Bu Singapur'dan çıkan. Evet. Evet, evet. Yani böyle bir deney yapılabilir ama şöyle bir problemi var bunun. Fiber altyapısı çok pahalı bir şey. O pahalı. Yani çünkü bu fiberlerin devamlı olması lazım. Yani normal telekom altyapısında işte örnek veriyorum 1 kilometre bir fiber gider. O kadar değil, daha küçük aslında. İşte bir röle koyulur, relay koyulur. Yani ölçüm yapılır, sinyal amplify edilir, yükseltilir, tekrar gönderilir. Böyle bir altyapı var. Bunu kuantumda kullanamazsınız. Kullanamıyoruz yani. Ölçüm yapılmadan baştan sona kadar Alice ile Bob arasında bir şey olmaması lazım. Ya da dağıtıcıdan Alice ya da Bob'a kadar hiçbir kopukluk olmaması lazım. Dolayısıyla bunun anahtar dağıtım için özel tasarlanmış bir fiber ağı olduğu için biraz daha pahalı oluyor. Böyle bir ağ yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bir bilinç projesiyle bu yapılabilir ama tek deney yapılır. Yani o AWS'deki o corporate lab gibi kapsamlı bir şey olmaz. Sadece bir fiber altyapı ağı kurabiliriz denir. Hatta bununla ilgili bir projemiz var. Ağ projemiz var bir tane Türkiye'de. Bu 1003 projesini biliyorsunuz. Kapsamı 2,5 milyon. 2,5 milyon bir proje. Fiber tabanlı değil de serbest uzay optik, yani free space optikle teleskoplarla bina çatılarından farklı binaların çatılarındaki teleskoplara anahtar dağıtımı yapılacak. Onlar da fiberle alt katlardaki, farklı katlardaki insanlara, son kullanıcılara ulaştıracak. Böyle bir dört düğümlü bir ağ modeli üzerine bir proje aldık. Şu an devam eden bir proje bu zaten. Evet. Yapılabilir. Evet. Peki hocam, şu ilk bahsettiğiniz fiber kablolarla olursa diye verdiğiniz örnekte aralarda repeater'lar olsa çözüm olamaz mı acaba? Olur. Kesinlikle olur. Ama repeater daha şu ekstra an... Daha ekstra bir şey mi demek? Yok, repeater şu anda hani yani laboratuvardan çıkan çalışmalarda bile çok ciddi yani nasıl söyleyeyim, uygulanabilir çözüm değil aslında yani. Hani deneysel kısmı çok daha yeni ve hani ne denir, prematüre bir çalışma alanı bu repeater'lar. Yapılabilir ama yapılamaz diye bir şey yok. Yapılabilir tabii. Bugünkü teknoloji için bunu söylüyorum. Yani repeater neden gerekiyor? Hani izleyiciler için belki onu tekrarlayayım. Basit bir hesapla mesela Ankara ile İstanbul arasında bir fiber ağ kursak ki 400 kilometre yaklaşık. 10 üzeri 8 milyon foton ne kadar oluyor? Pardon, 10 üzeri 8 foton ne kadar oluyor? 100 milyon fotondan bir tanesi Ankara'ya ulaşıyor. 100 milyon fotonu İstanbul'dan gönderseniz bir tanesi Ankara'ya ulaşıyor. Yani bu çok küçük bir rakam. Bunun anahtar dağıtımı yapılamaz. Zaten fiber yapılan altyapıların genelde 100 kilometreden düşüktür yani mesafeleri. Onun dışında dediğiniz gibi repeater gerekiyor, kuantum repeater'lar. Evet, tamam. Teşekkürler hocam. Bir diğer soru. Özellikle Türkiye gibi ülkede illa donanıklık tabanlı QKD gerekli mi? Decoy State, BB84 gibi yöntemler gerekli mi? Diye bir sorumuz var. Çok, çok harika bir soru. Ya bu şey aslında, dünyada donanıklık tabanlı çalışanlara baktığınız zaman biraz mizahi yönden bahsedeyim, ondan sonra gerçek cevabı geçeyim isterim. Singapur'dan çıkan herkes donanıklık tabanlı çalışır. Çünkü hani biz genel bir cevap vardır bu tarz soru. Niye böyle yapıyorsun? Çünkü yapabiliyoruz gibi. Bizim enstitünün başkanı, o Center for Quantum Technologies'in başkanı Arthur Eker'di. E-91 o donanıklık tabanlı protokolü bulan adam. Onun da etkisi var biraz, yok değil şimdi. Ama farklı avantajlar sunabiliyor donanıklık tabanlı. Dünyanın genelinde BB84 kullanılıyor, decoy protokolü kullanılıyor. Ama işte mesela Çin'in mesela yayınladığı şey vardı, MySys uydusunun ilk o 7200 kilometre miydi, Beijing'de Avusturya arasında. Orada bir cümle var mesela, diyor ki bunu da diyor, uyduya güvenmek zorundasınız diyor. Çünkü hani yerden, Beijing'den uyduya gönderiyor anahtar. O da aynı anahtarı farklı bir anahtarla şifreleyip şey gönderiyor Avusturya'ya. Dolayısıyla burada uydu bize istediğini gönderebilir, yani kandırabilir. Dolayısıyla kaynağa güvenmek zorundasınız burada. Ama donanıklık tabanlı da kaynağa güvenmiyorsunuz. Çünkü belki size ihlali zaten kaynağın bizi kandırmaya çalışıp çalışmadığını binary bilgi şeklinde söylüyor, 0-1 direkt yani. Dolayısıyla böyle bir avantajı var, bu bir. İkinci avantajı, donanıklık tabanlı protokol kullanırsanız bu ağı farklı işlerde de kullanabilirsiniz. Mesela bu Quantum Internet Alliance var, flagship programı bilindi. 1.2 milyar euroluk. O da yine Singapur'dan ayrılan Stephanie Weiner direktörü o programında. Orada mesela yapmaya çalıştıkları şey işte bütün
qubitlerin bir arada olduğu kuantum bilgisayar modeli değil de biraz daha distributed computing. Yani işte 3 qubit bir yerde, 5 qubit bir yerde, işte 8 qubit başka bir yerde. Bunları dolanıklı kullanaraktan şunlama yapabilirsiniz. Ya da farklı, nasıl söyleyeyim, hani dolanıklıkta non-locality var ya, yani yerel olmama durumu, yani mekandan bağımsız olma durumu. Dolayısıyla bunlar aynı yerdeymiş gibi hesaba katabiliyorsunuz. Buna da kuantum internet deniyor. Dolayısıyla bu tarz değişik hani ufuklara da şey veriyor, izin veriyor. Yani dar bir pencere değil. BB84 kullanırsanız ama bunu başka bir şeyde kullanamazsınız. Sadece anahtar dağıtımdır. Okey, ilginç. Yani özetle bir cümleyi özetlemek gerekirse, sadece ve sadece bir anahtar dağıtım, yani kuantum kriptografik bir ağ kurmak istiyoruz derseniz BB84 yeterli. Onu kullanabilirsiniz. Ama daha farklı işler yapılsın ve bu altyapı da bizde olsun gibi biraz daha böyle araştırma temelli bir bakış açısıyla baktığınız zaman dolanıklık tabanlı çok daha avantajlıdır. Tabii zorluğuyla beraber geliyor, yani artısı eksisi de var. Biraz daha zor bir protokol. Peki bunun üzerine kuantum internet kuruluyor mu? Bahsettiniz. BB84 ile 84 üzerine kuantum internet inşa edilebilir mi? Hani ondan yararlanılabilir mi? Burada şeyi belirteyim. Hani kuantum internet deyince bazıları sadece anahtar dağıtımından bahsediyor, kuantum haberleşmeden bahsediyor. Bazıları, yani çoğunluğu daha doğrusu, genelde şeyi söylenir. Hani sabit kubitlerin de, yani stationary kubitlerin de dahil edildiği bir ağdan bahsediliyor. İkincisi için BB84 yeterli değil. BB84 sadece haberleşme, kriptografik anlamda kullanılabilir. Anladım. Okay. Teşekkürler hocam. Okay, hocam bir sonraki soru ise post quantum kriptografi QKD'yi gereksiz hale getirir mi? QKD'yi burada hani dolanıklıktan bahsediyorsak, onun sunduğu avantajları tabii ki post quantum kriptografi sunamaz. Dolayısıyla hayır. Ama BB84'ten bahsediyorsak evet. Yani BB84 sadece ve sadece simetrik algoritmalarda, simetrik kriptografik algoritmalarda anahtarın güvenli bir şekilde iki tarafa ulaştırılmasıyla alakalı. Dolayısıyla post kuantum kriptografi kullandığınız zaman zaten kuantum bilgisayarlı saldırılara karşı güvenli olduğu için böyle bir şeye gerek kalmaz. Ama hani alternatiftir bu. Yani birbirini yok eder, o bu var, şuna gerek yok demeye gerek yok. Ama eğer Türkiye kuantum bilgisayarlı saldırılara karşı bir önlem alacaksa, bunun asıl kullanım olarak ben post kuantum, yani kuantumcı olarak post kuantum tarafında olması taraftarıyım. Post kuantum bu arada şu demektir, bunu hayır dediğim, bu da çok soru geliyor. İlerli bir soruyor arkadaşlar, ben post kuantum kriptografi çalışmak istiyorum. Ben post kuantum kriptografi bilmiyorum, kriptografici değilim çünkü. Post kuantum kriptografi matematiksel bir algoritmadır, yani o kuantum tarafı yok onun yani. Sadece Shor algoritmasını kullanmadığı, yani kullanılamayacağı, çarpanlara ayırma ve ayrık logaritma tabanlı olmayan diğer protokoller, yeni protokoller keşfedildiği için, hani kuantum bilgisayarları orada işe yaramadığı için post kuantum, yani kuantum sonrası güvenli algoritmalar diye geçiyor. Ama onun kuantumla bir alakası yoktur. Daha ucuzdur çalışılması. Sadece bilgisayarlar ve o alanda ne yaptığını bilen, matematik bilen ya da fizikçi ya da insanlara ihtiyaç var, yani iş gücüne ihtiyaç var. Ama BB84 ya da farklı kuantum kriptografik çözümlere geçtiğiniz zaman tabii deneysel altyapılar kurmak gerekiyor. Daha ucuz ve pratik çözüm olduğu için devam edilebilir. Ama onun da bir riski var. Yani hep şeydir, yani bir avantaj olur, hep yanında bir dezavantajı da gelir ya, burada da bir durum var. Yarın öbür gün, çünkü Peter Shor 1995'te mi, 94'te mi bu protokolü buldu, Shor algoritması, kuantum bilgisayarları, kripto sistemleri tehlike altına attı değil mi? Yeni bir algoritmanın bulunmadığını ve bunun şu an gizli tutulmadığını nereden biliyoruz? Yani onun riskle beraber geliyor tabii. Ama daha ucuz ve çalışılması gereken bir alandır. Ve daha pratik uygulaması rahat olduğu için kesinlikle çalışılması gereken ve kuantum bilgisayarlı saldırılara karşı daha güvenli bir, güvenli demeyeyim de daha pratik bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. Hocam çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı acaba? Bir şey ekleyebilirim. Ben teşekkür ederim öncelikle. Bu çalışmalar, yani Singapur'da, Çin'de yapılıyor, işte Amerika'da şu yapıldı, böyle çok afaki, böyle bizim hayali gücümüzün ötesinde olan şeyler değil. Türkiye'de de bu alanlarda, yakın alanlarda olsun, direkt aynı alanlarda olsun çalışılan farklı projeler var. Deneysel çalışmalar da var. Arkadaşlar böyle biraz araştırmalı ki hangi hoca nerede çalışıyor, neler yapılıyor, nasıl dahil olurum oraları gibi böyle bir yönlendirme yapmak isterim. Yani bunlar Türkiye'de de çalışılıyor. Hani tabii seviyesi tartışılır, ne kadar daha artabilir mi, azalabilir mi, ama yapılıyor en azından belli ölçülerde. Genç öğrenci arkadaşları yönlendirmek isterim yani bu alanlara, çalışmalara. Gelecekteki çünkü önemli stratejik alanlardan bir tanesidir. Hem kendi gelecekleri için hem de
Ben kendi tarafından da bakıyorum tabii çalışmalar için. En başta söylediğim şeyle hani tutarlı olması için şeyi söyleyeyim. Burada en değerli sermaye de, yatırım da, her şeyde iş gücü. Yani iş gücü de şu demek, eğitilmiş iş gücü. Yani bu işleri bilen insanların sayısı Türkiye'de artarsa çok her şey farklı olur. Bu çalışmalar Türkiye'de yapılır. Ama böyle 3-5 kişiyle yapılabilecek işler değil. Dolayısıyla daha fazla ilginin, talebin olması lazım. O anlamda öğrenci arkadaşları yönlendirmek isterim burada. Hocalara, projelere. Ben de kendilerine bunu tavsiye ederim. En azından yani lisans hayatı boyunca özellikle böyle tecrübelere sahip olmaları çok önemli. Yoksa hiçbir şey bilmeden veya bir tecrübeye sahip olmadan zaten pat diye yüksek lisans veya doktoraya başlamak çok daha zor. Ki böyle fırsatlar varken Türkiye'de. Bence evet hocam, çok teşekkürler. Bize de soruyorlar aslında öğrenciler. Türkiye'de hangi hocalar var, ne çalışıyorlar falan. Bu tarz bilgileri vermemiz bizim için de önemli oldu. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Teşekkürler, sağ olun. İyi günler.